kontrol ediyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hayırlı olsun. Hangi bölüme kaydettik? Eğitim Fakültesi. Hangi bölüm? Türk Dili ve Edebiyat. Hayırlı olsun. Nereden geldiniz? Bildiğiniz üzere 13 Eylül tarihinde eğitim öğretim başlayacağını belirtti. Biz de Düzce Üniversitesi olarak 27 Eylül 2021 tarihinde eğitimimize başlıyoruz. 27 Eylül tarihinde uygulamalı bilimlerimizde yüz yüze eğitim başlayacak. 27 Eylül ile 18 Ekim arasında ise uygulamalı dersler dışındaki dersleri online olarak yapacağız. 18 Ekim'den itibaren ise yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için hem öğrencilerimizin hem de personellerimizin, idari personellerimizin, çalışanlarımızın, öğretim üyelerimizin, tüm öğretim elemanlarımızın da aşılama takvimlerinin tamamlaması, aşılarını tamamlamaları önem arz etmekte. Bu amaçla biz de öğrencilerimizle daha önce geçen cuma görüşmüştük biz onlara yüz yüze. Eğer öğrenci yaşam merkezinde de aşı odası, aşılama yeri temin edilirse, oluşturulursa biz de rahat aşı oluruz dediler. Bu konuda hem Dicle Üniversitesi Hastane Başhekimliği hem de Diyarbakır Sağlık İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla öğrenci yaşam merkezinde aşılama birimi oluşturuldu. Sinovac aşılarımızı burada yaptırmaktayız. BioNTech aşılarını ise öğrencilerimizi ambulansla hastanemize götürerek BioNTech aşılarını da orada yapmaktayız. Burada 27 Eylül'e kadar mümkün olduğunca her gün burada bu merkezin açık kalmasını sağlayacağız biz. Öğrencilerimizi de buraya bekliyoruz. Burada hem bizler hem öğretim üyelerimiz öğrencilerimizi bekliyoruz. Öğrencileri bekleyecekler. Hem burada günlük olayları konuşacağız. Hem yeni eğitim öğretim döneminde neler dikkat edeceğimizi, hangi önlemleri almamız gerektiğini konuşacağız. Bu şekilde inşallah aşılarımızı yaptığımız zaman sağlıklı bir şekilde eğitim öğretimi devam edecek. Genel olarak aşılama süreçlerine baktığımız zaman da eğer biz ne kadar aşılarımızı tamamlarsak, aşılama takvimimizi oluşturduğumuz zaman vakaların azaldığını görüyoruz. Diyarbakır'ımızda da özellikle son bu hafta aşılamanın artması ile birlikte vakalarda belli bir azalış olduğunu görüyoruz. İnşallah bizler de en kısa sürede aşımızı %75'in üzerinde, %80'lere, %90'lara çıkartarak aşılama takvimini tamamlarız. Normalleşme süreci, normal hayata geçmede gerekli adımları atmış oluruz. Tamam. Ne zaman oldu? Bundan 2-3 hafta önce. O zaman tamamlamışızdır. Recep Hocam. Bakalım. Hiçbirini kaçırmayalım. İkinci dosyayı tek. Her şey yapalım. Olursa bakalım gelmişse. 16.